Ben Emine K. Köyünün en zengin ve en güçlü ailesinin en küçük ferdiyim. İki abim var. Bir de ablam var. Hatice. Hatice benim sırdaşım, yoldaşım, kardeş. Sizin anlayacağınız, bu hayatta anlaştığım en iyi insan. Hatice benden sadece 2 yaş büyük. Köy yerinde büyümemize rağmen ailemizden hiçbir baskı görmemiştik. Hatice 19, ben 17 yaşındaydım. Hatice'ye görücü geldi. Köydeki bakkal Yakup amcanın oğlu Mustafa'ya ablamı istiyorlardı. Babam ablama istiyor musun diye sordu. Ablam da istemediğini söyledi. Yakup amcalar da elleri boş bir şekilde evlerine döndüler. Ertesi gün öğle saatlerinde ablam canı sıkıldığı için tek başına yürüyüşe çıkacağını söyledi ve çıktı. Ben de Hatice'yi beklerken uykuya dalmışım. 1-2 saat sonra bahçedeki çığlık ve feryat sesleriyle uyandım. Dışarıda babamlar, amcamlar, annemler, kısacası herkes oradaydı. Hemen fırlayıp bahçeye çıktım. Bunca gürültünün içinde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Küçük abim, "Kim lan o?" diye bağırıyor. Büyük abim etrafa küfürler saçıyor. Babam ise anneme, "Senin yüzünden niye sahip çıkmıyorsun?" diyordu. Ben hala ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgi sahibi olamamıştım. O sırada bahçenin kapısı açıldı. Koşarak içeriye babamın çocukluktan yetiştirdiği sağ kolu Mahmut girdi. Nefes nefese kalmış bir vaziyette babamın koluna yapışıp, "Hatice'nin namusunu bozan şerefsiz, bakkal Yakup'un oğlu Mustafa," dedi. Ben bunu duyunca şok geçirdim. Gözyaşlarımı tutamadım ve ağlayarak kalabalığı yarıp ortalarında yarı baygın oturan Hatice'ye sarıldım. Birbirimize sarılıp bir süre ağlamaya koyulduk. İçim sızlıyordu ve çaresizdim. Evden o sıra annemin "Hayır yapma, yapma" diye bağırışını duydum. Arkamı döndüğümde abilerim evdeki av tüfeklerini ellerine almış, bahçeden dışarıya koşarak gidiyor. Diğer herkes de arkalarından koşuyordu. Bahçede sadece ben ve Hatice kalmıştı. Hatice'nin koluna girdim ve onu odamıza götürdüm. Koltuğa oturtup bir bardak su verdim. Daha sonra kolundan tutup banyoda ağlaya ağlaya duş aldırdım. Hatice az da olsa kendine gelmişti. Yüzünü okşadım ve "Ne oldu sana ablam?" dedim. Hatice yüzüme baktı ve kısık bir sesle, "Bilmiyorum. Bizim şeftali bahçesine giderken biri bana arkadan sopayla saldırdı. Dayak yerken kim olduğunu göremedim. Sonra da bayılmışım," dedi. Birbirimize tekrar sarıldık. Ağlarken ikimiz de uyuyakaldık. Akşam 11-12 sularında annem ve babamın uşağı Mahmut içeriye girdiler. Hemen yanlarına koştum. Anneme ne olduğunu sordum. Cevap vermedi. Hatice'nin yanına gidip oturdu. Mahmut ise yorgun bir şekilde mutfağa gidip sandalyeye oturdu. Annem bana cevap vermeyince ben de Mahmut'un peşinden gittim. Ne olduğunu sordum. Mahmut kafasını kaldırıp bana baktı. "Abinlerle baban şerefsizi ve babasını vurdular. Jandarmayı arayıp teslim oldular. Uzun süre içeride yatabilirler. Baban evi, işleri ve sizi bana emanet etti. Onlar çıkana kadar sizler bana emanetsiniz," dedi. Bir gün içinde yaşadığımız bunca olaydan sonra hayatımın mahvolduğunu düşündüm. Fakat daha sonra yaşayacaklarımızın yanında bunların bir hiç olduğu aklımın ucuna gelmemişti. Gel zaman git zaman aradan 5-6 ay geçti. Mustafa'nın annesi oğluna iftira atıldığını ve ailesini suçsuz yere öldürüldüğünü düşünüyor. Köydeki insanlara hepsi Hatice'nin suçu diyormuş. Hatta bazı komşularımıza Hatice'nin hayatını zindan edeceğini anlatmış. Aradan geçen aylar içinde yaralarımızı sarmış, olanlara az da olsa alışmıştık. Mahmut babamın işlerini yönetiyor ve bir yandan da eve bakıyordu. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyorduk. Ta ki hayatımızı mahveden o kapı çalana kadar. Herkes yatmış uyurken gece saat 2-3 sularında kapı çaldı. Zil falan değil, bildiğin 2-3 kişi kapıyı kıracak gibi takır takır yumrukluyor. Korktum, hemen Hatice'yi kaldırdım. Annem hala uyanmamıştı. Hatice ile beraber panikle kapıya gittik. Kapının önüne geldiğimizde kapı hala yumruklanıyordu.
Kapıyı hızla açtım. Karşımızda kimse yoktu. Şok olmuştuk. Kapı bir saniye önce kümbür kümbür yumruklanırken kapıyı açtığımızda karşımızda kimse yoktu. Birkaç saniye ayak sesi var mı diye dinledik. Hiçbir ses yoktu. Kafamı kapıdan çıkarıp sağ tarafa doğru uzattım. Bahçe kapısı kapalıydı. Kapıyı çalan her kimse hala bahçenin içinde olduğu kesindi. Hatice bu olana oldukça sinirlendi. Kapının yanındaki gaz lambasını yaktı. "Gel benimle. Kim şu gerizekalı görelim," dedi. Hatice'ye baktığımda gözlerinde korku değil, öfke görünce ben de cesaret aldım. Kol kola girip bahçeye çıktık. Bir süre etrafa bakındık ve kimsecikler yoktu. Gaz lambasını Hatice'den alıp bahçe kapısına yürüdüm. Bahçe kapısı içeriden kilitliydi. Kapıyı çalanların duvardan atlaması da imkansızdı. Hayretler içerisinde nasıl olur diye düşünmeye başladım. Hatice kolumdan tutup arka bahçedeki ahırın önüne kadar çekiştirdi beni. Ahırda çocukluk zamanında aldığımız ve kesmeye kıyamadığımız iki koyundan başka hayvan yoktu. Hatice girişte asılı orağı eline aldı. Kapıyı yavaşça araladı ve içeriye daldı. Ben de hemen arkasından içeriye girdim. Ahırın her yerine baktık. İçeride koyunlardan başka bir şey yoktu. Elimiz boş bir şekilde kapının önüne doğru geldik. Merdivenlerden yukarı çıkarken kapının önünde bir şey gördük. Biraz daha yaklaştığımızda bunun demirden eski, desensiz bir taş olduğunu fark ettik. Fakat evden çıkarken kapının önünde böyle bir taş yoktu. İçerisi tamamen boştu. Hatice sinirlenip taşı eline aldı ve bahçenin dışarısına fırlattı. Bana dönüp, "Uyku sersemi fark etmemiş olabiliriz. Kapıya da kedi falan vurmuştur. Hadi yatalım," dedi. İçeri girip yataklarımıza yattık ve tekrar uykuya daldık. Biz uykuya daldıktan çok kısa bir süre sonra bir gürültü tekrar uyanmamıza neden oldu. Evden bebek ağlama sesi geliyordu. Hatice odamızdaki gaz lambasını tekrar yaktı. Bu sefer gözlerinde sinir değil, korku beliriyordu. Ben de korkuya kapılmış bir vaziyetteydim. Hatice ufak adımlarla tedirgin bir şekilde odadan çıktı. Ben de hemen arkasından çıktım. O sırada annem de sese uyanmış olacak ki odasından dışarıya çıkıyordu. Bize baktı. Şaşkın bir ifadeyle, "Kızlar, bu bebek sesi de ne?" dedi. Biz de bilmediğimizi söyledik. Ses evin içinden değil, kapının önünden geliyordu. Annem önden gidip kapıyı açtığında bebek sesi kesildi. Kapıda ne bir insan ne de bir bebek vardı. Ben o sırada tekrar kapının önünde aynı taşın durduğunu gördüm. Parmağımla Hatice'ye işaret ettim. İkimiz de donup kaldık. Annem, "Bu taş burada ne geziyor?" dedi ve alıp kenara koydu. Ardından kapıyı kapattı. Bize dönüp, "Benim odaya geçin, geliyorum," dedi. Şaşkınlık içinde annemin odasına geçip yatağa oturduk. Annem bir süre sonra elinde Kur'an-ı Kerim'le odaya girdi. Yanımıza oturup bir süre Kur'an okudu. "Hadi gidin yatın," dedi. Odaya geçti ve tekrar uykuya daldı. Annem Kur'an okuduktan sonra bir daha ses falan duymadık. Hep beraber öğlene kadar uyumuşuz. Kalkıp kahvaltı hazırladık. Sofraya oturduk. O sırada kapı çaldı. Kalkıp kapıya gittim. Kapıyı açtığımda karşımda Mahmut duruyordu. Ayakkabılarını çıkardı ve içeriye girdi. Ona da bir tabak çıkarıp sofraya koydu. Mahmut çayını yudumlayıp anneme döndü. "Yenge, bu sabah haber aldım. Bakkal Yakup'un hanımı Hatice'ye dün büyü yaptırmış. Onu da bizim işçilerden Ümit'in hanımına söylemiş. Dikkat edin, bu kadın size zarar verebilir," dedi. Annem sinirle sofradan kalktı. "Ben şimdi sorarım ona," dedi ve evden çıktı. Biz de arkasından gittik. Annem kadının kapısını yumruklamaya başladı. Bir süre sonra kapı açıldı. Kadın anneme baktı. "Ne var?" dedi. Annem bir anda kadının yakasından tuttu ve dışarıya atıp saldırmaya başladı. Kadın anneme vuruyor, annem de kadına. Biz de kavgayı ayırmaya çalışıyorduk. Fakat birbirlerine o kadar güçlü yapışmışlar ki ayırmak neredeyse imkansızdı. Kavga böyle sürerken annem bir anda bayılıp yere düştü. Kadın o fırsattan istifade edip evine kaçtı. Annem ensesini taşa çarpmış, bayılmıştı. Mahmut hemen arabasını getirdi. Bindirip hastaneye gittik.
Annemi odaya aldılar ve sabaha kadar annemizi orada bekledik. Ertesi gün oldu ve hala haber alamıyorduk. Öğle saatlerinde bir doktor koridora geldi. Döndü, hanımın yakınları burada mı diye seslendi. Hemen doktorun yanına koşup yakınları olduğumuzu söyledik. Doktor, annemin omurilik soğanında büyük bir ezilme olduğunu ve artık yatalak olduğunu söyledi. Orada feryat figan ağladık, sızlandık ama ne fayda. Kadın artık hareket edemeyecek, konuşamayacak durumdaydı. Annemizi hastanede 3 gün daha yatırdılar ve ardından eve götürebilirsiniz dediler. Biz de umutsuz bir şekilde annemizi alıp eve döndük. Koskoca 6 kişilik ailede kala kala 2 kişi kalmıştı. 2 genç kız ve bir de arada eve uğrayan Mahmut. Ben bu yaşananlara az da olsa alışmıştım ve kendimi çabuk topluyordum ama Hatice kendini iyice salmıştı. Yemek yemiyor, eskisi kadar konuşmuyor, gülmüyor, odadan dışarıya çıkmıyordu. Bir gün yine mutfakta tek başıma oturuyordum. Kapı çaldı, Mahmut gelmişti. İçeri buyur ettim. Mutfağa geçtik. Mahmut, Hatice nasıl oldu, düzeldi mi diye sordu. Ben de hala durumunun aynı olduğunu söyledim. Mahmut başını öne eğdi ve derin bir iç çekti. Hatice ile evleneceğim dedi. Bu lafını hiç beklemiyordum. Şaşkınlık içinde, saçmalama Mahmut. O senin kardeşin sayılır. Biz seninle çocukluktan beri beraber büyüdük dedim. Mahmut kafasını kaldırdı. Başka çaremiz yok. Kız orada çürürken böyle bekleyemem. Düğüne gerek yok. Nikah kıysak yeter. Ben onu düzeltirim, İlgilenirim dedi. Biraz sert çıkışarak babamla görüşmesini ve böyle bir şeye kendi başına karar veremeyeceğini söyledim. Mahmut da babamla konuştuğunu, babamın bu duruma onay verdiğini söyledi. Babam izin verdiği için ben de sesimi çıkarmadım. Hatice'ye söylerim dedim. Mahmut'u gönderdim ve durumu Hatice'ye anlattım. Hatice kafasını kaldırdı. Öfkeyle, bana kimse sordu mu bunu? Evlenmiyorum kimseyle diye bağırdı. Kolumdan tutup odadan attı. Hatice'nin yaptıklarına anlam veremiyordum ama bir yandan da kendini tüm olanlardan sorumlu tuttuğunu düşünüyordum. Akşam saati geldi çattı. Uyumak için odaya gittim. Fakat kapı kilitliydi. Kapıya ağzımı dayayıp, Hatice, kapıyı açar mısın? Yatacağım artık dedim. Hatice, bugün salonda yat. Yalnız kalmak istiyorum dedi. İlk defa tek başıma yatacağım için korkuyordum. Salona geçtim ve koltuğa uzandım. Gece saatlerinde yine bir gürültü uykumun en tatlı yerini bıçak gibi kesti. Ağlama, inleme sesleri geliyordu. Bu seferki sesler dışarıdan değil, evin içinden geliyordu. Ben de gaz lambası Hatice'nin odasında, diğeri ise dış kapının önünde olduğu için karanlıktan kalkmaya korktum. Yataktan çıkmayı düşünmüyorken bir anda annemin yere düşebileceği aklıma geldi. Hemen yataktan fırlayıp annemin odasına koştum. Annem uyuyordu ve ses Hatice'nin odasından geliyordu. Karanlıkta oraya gitmek istemiyordum ama korkak ve ürkek adımlarla Hatice'nin odasının önüne geldim. Hatice'nin odasından ağlama değil, inleme sesleri geliyordu. Kapıyı iki kere tıklattım. Hatice yanıt vermedi. İki kere daha tıklattım. İnleme sesi kesildi. Hatice uykulu bir sesle, "Ben sana git, bugün burada yatma demedim. Beni bir daha rahatsız etme," dedi. Cevap vermedim ve tekrar salondaki koltuğa uzandım. Uyumaya çalışıyordum ama gözüme uyku girmiyordu. Uykuya dalmaya çalışırken mutfaktan tıkırtı sesleri geldiğini duydum. Korktum. Üzerimdeki pikeyi yüzüme kadar çektim. Hemen ardından mutfaktaki tabağın yere düşüp kırıldığını duydum. Pikenin altında korkudan titriyordum. Aradan birkaç dakika geçti ve bu sefer bıçağın mutfak mermerine sürtünme sesini duydum. Hiç ses çıkarmıyor ve kımıldamıyordum. Birkaç saniye bıçak sürtünme sesini duydum ve ardından hem o ses hem de Hatice'nin inleme sesi kesildi. Bu sessizlikten sonra kendi kendime acaba sesler mutfaktan değil Hatice'nin odasından mı geliyor diye düşündüm. Biraz cesarete geldim ve yüzümdeki pikeyi yavaşça biraz aşağıya indirdim. Tavanda bir karartı vardı. 7-8 yaşlarında erkek çocuk silüetine benzer bir karartı vardı. Korkup tekrar pikeyi yüzüme çektim. O an uykuya dalmak için dualar ediyordum. Sabah hava aydınlanana kadar o şekilde
pikenin altında bekledim. Pencereden vuran güneşin ışıklarından cesaret alıp pikeyi indirdim. Etrafta hiçbir şey yoktu. Ayağa kalktım. Perdeyi açarak içeriye daha fazla ışık girmesini sağladım. Daha sonra öfkeyle Hatice'nin kapısına dayandım. Aç kapıyı diye bağırarak kapıyı yumruklamaya başladım. Hatice kapıyı yavaşça açtı. Tam Hatice'ye saldıracaktım ki Hatice gözyaşları içerisinde bana sarıldı. Bir anda öfkem geçmişti. Hatice yüzüme baktı. Tüm olanlar ikimizi de yıprattı. Zor zamanlar geçirdiğimiz için böyle çöktüm. Bana izin ver. Bir süre odada tek başıma kalayım dedi. Onu o halde görünce üzüldüm. Elinden tuttum. Bırak şimdi şunları. Açlıktan öleceksin. Gel sana kahvaltı hazırlayayım dedim. Hatice, sağ ol. Ben gece kalkıp tıka basa yedim dedi. O anda biraz duraksadım. Dün gece Hatice'nin odadan çıktığını fark etmedim. Ama meğer o sesleri Hatice çıkarmış diye düşündüm. Peki neden ışıkla çıkmadın dedim. Hatice şaşkınlık ifadesiyle senin uyuduğunu düşündüm. Rahatsız olma diye açmadım dedi. İçime büyük bir ferahlama gelmişti. Dünkü sesleri Hatice çıkarmış ve o gördüğüm karaltı son zamanlarda yaşadığım zorluklardan dolayı psikolojik olarak gördüm diye düşündüm. Bu olayın ardından geçen günler boyunca buna benzer korkunç şeyler duyuyordum. Geceler bana zindan olmuştu. Gündüzleri uyuyor, geceleri ise seslerden dolayı uyuyamıyordum. Felçli annemi ise sadece sabah ve akşam bakıyordum. Annem yatalak, ablam kafayı sıyırmış. Ben ise çok kötü durumdaydım. Günler çaresiz, korku dolu ve acılar içinde geçiyordu. Artık kafayı yemek üzereydim. Hatice benimle konuşmuyor. Annem ise zaten bakamıyorum. Bir gün kafama dank etti. Evden çıktım ve köyde Mahmut'u aramaya koyuldum. Bir süre sonra köy meydanında karşılaştık. Mahmut'u bugün mutlaka bize gelmesini söyledim. Mahmut yarım saate geleceğini söyledi. Hızla eve geçtim. Evi hızlıca temizledim. Duşu aldım ve en güzel kıyafetlerimi giydim. Bir saat sonra kapı çaldı. Mahmut gelmişti. Beni her zaman gördüğünden farklı görünce biraz şaşırdı ama çaktırmamaya çalıştı. Mahmut'u içeriye buyur ettim. Mutfaktan çay alıp salona geçtik. Mahmut, ne oldu hayırdır dedi. Ben de onun aklını almak için, hani babam Hatice ile evlenmeni söylemişti. Hatice kabul etmedi. Benle evlen dedim. Mahmut şaşırdı ve biraz duraksadı. Olmaz kızım, saçmalama lütfen. Senle ben olamayız. Hem sen benden yaşça küçüksün. Hem de baban onu Hatice için söyledi dedi. Mahmut'la ablam hayatta evlenemezdi. O yüzden ben kendimi ortaya atıyordum. Eğer evlenirsek evde bir ses olur. Omzumdaki yük, gece çektiğim korkular bir nebze olsun iner diye düşünmüştüm. Mahmut'tan başka çarem yoktu. Oturduğum koltuktan kalktım ve Mahmut'un yanına oturdum. Eteğimi dizime kadar sıyırıp bacak bacak üstüne attım. Arkama yaslandım ve Mahmut'un gözlerine imalı imalı bakmaya başladım. Mahmut'u istediğim noktaya getirmiştim. Kendi kendime de bir yandan bu iş oldu derken bir yandan da yaptıklarımdan utanıyordum. Mahmut dayanamadı, üzerime atladı. Acılar içinde çırpınırken ayak sesi duyuldu ve hemen ardından odaya Hatice girdi. Mahmut üzerimdeydi ve çıplaktı. Hatice sinirli bir şekilde "Ne yapıyorsunuz siz burada? Reziller!" diye bağırdı. Mahmut üzerimden kalkıp "Yemin ederim kardeşin yüzünden oldu." dedi. Ben de ona kalmıştım. Yapabildiğim tek şey olduğum yerde ellerimle mahrem yerlerimi kapatmak oldu. Utancımdan cevap bile veremiyordum. Hatice sinirli bir şekilde üzerime yürüdü ve saçımdan tuttu. "Sen utanmıyor musun lan kocamı ayartmaya, şerefsiz!" dedi. Ablam saçımı çekerken utancımdan cevap veremiyor, yerdeki eteğimi alıp altımı örtmeye çalışıyordum. Hatice suratıma sert bir tokat attı ve yere düştüm. Bir çırpıda eteğimi alıp hemen giydim. Hatice üzerime çıktı, bana vurmaya başladı. Hatice'ye bir yandan yapmaması için yalvarıyor, bir yandan da sen onunla evli falan değilsin diyordum. En sonunda ağzım burnum kan içindeyken Mahmut Hatice'yi tutup üzerimden aldı. "Gel karıcığım, bu ona yeter." deyip odasına götürdü. Ben karı koca muhabbetine anlam veremezken yediğim dayağın etkisiyle bir yandan da ayağa kalkmaya çalışıyordum. Kendimi güç bela banyoya attım. Elimi yüzümü yıkadım ve kafamı kaldırıp aynaya baktım.
Gördüğüm şey karşısında gözyaşlarımı tutamadım. Hatice saçlarımı koparmış, yüzümü darmadağın etmişti. Korkunç gözüküyordum. Ağlayarak annemin yanına yattım. Kadının gözünden yaşlar süzülüyordu. Sarıldım ve yanında uyuyakaldım. Akşam saat 11 sularında uykum kaçmıştı. Olduğum yerden doğruldum. Anneme gün içinde hiç yemek vermediğim aklıma geldi. Kadına bir şeyler hazırlamak için yataktan kalktım. Fakat gaz lambası Hatice'nin odasındaydı. Odanın önüne geldim. Belki kilitlemeyi unutmuştur düşüncesiyle kapıyı açmaya çalıştım. Kapı kilitliydi. O sırada arkamdan Hatice'nin sesi geldi. Arkamı döndüm ve yavaşça Hatice'ye seslendim. Hatice, banyodan bana ağlamaklı bir sesle "Lütfen yardım et," dedi. Korkmuş ve Hatice için endişelenmiştim. Mahmut'un evden çıkmadığı ve ona zarar verebileceği aklıma gelince hemen banyoya koştum. Hatice duş aldığımız yere oturmuştu. Karanlıkta ne yaptığı gözükmüyordu. "Yardım et bana," diye seslendi. Ben de ona "Korkma, ben senin yanındayım," dedim. Hatice'ye doğru yaklaşıp elimi yavaşça uzattım. "Hadi Hatice, elimi tut," dedim. Yavaşça elini bana uzattı ve bir anda kolumdan sertçe tutup kendine çekti. Bir anda yüz yüze gelmiştik. Suratı korkunç vaziyetteydi. Tek gözü yoktu ve bana gülüyordu. Bir eliyle sertçe kolumdan tutarken bir yandan da öteki elindeki bıçağı havaya kaldırdı. Çığlık ata ata kendimi salona attım. Gözyaşları içerisinde annemin odasına gittim. Kapıyı hızlıca kapatıp arkasına yaslandım. Bir süre hiç ses duymayınca yönümü anneme doğru çevirdim. Tekrar çığlık attım. Çünkü yatalak annem yavaşça yatağından kalkıyordu. Korktum ve aklıma dış kapının önündeki eski gaz lambası geldi. Kapıyı açıp odadan çıktım. Dış kapıya doğru koşarken bir anda tak tak diye sesler gelmeye başladı. O ses dış kapıdan geliyordu. Kaçacak yerim kalmamış, evin içinde panik, korku ve gözyaşlarıyla kaçıyordum. Fakat tüm çıkış yollarım kapalıydı. Korku ve panik içinde çığlık çığlığa ortada kala kalmıştım. Bir anda abilerimin odası aklıma geldi. Hemen koşup odaya girdim ve kapıyı kapattım. Kapının önüne oturup dizlerimi yüzüme çektim ve sessizce ağlamaya başladım. Çaresizce "Ben şimdi ne yapacağım?" diyordum. Bir süre sonra tüm gürültüler kesildi. Tekrar bir şey olur diye sessiz sessiz bekliyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Hatice'nin sesi geliyordu. Mırıldanarak yürüyordu. Hem mırıldanışını hem de ayak seslerini duyuyordum. Fakat Hatice bu odada değil, uzaktaydı. Sesi uzaktan yavaş yavaş yakına geliyordu. Anladım ki bana doğru geliyordu. Salonun kapısının açıldığını duydum. Daha sonra benim olduğum odanın önüne geldi ve durdu. Mırıldanmayı kesti. Dışarıdan bana sanki hiçbir şey olmamış gibi seslendi. "Ablacığım, kapıyı açar mısın?" Hiçbir cevap vermedim. "Seninle konuşmam gerek," dedi. Yine ses çıkarmadım. Daha sonra elindeki bıçağı duvara doğru sürterek "Annemizi bu işkenceden kurtaracağım. Bu halde yaşamaktansa ölmesi daha iyi," dedi. Yavaş yavaş annemin odasına doğru gitti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Olanlara aklım ermiyor. Bir yandan da anneme zarar vermesinden korkuyordum. O an aklıma kadının son günlerde çektiği çileler, bakımsız, aç ve susuz halde kalması aklıma geldi. Cesaretimi topladım. Annem için ayağa kalkıp hızlıca odadan fırladım. Annemin odasına doğru koştum. Kapıyı hızlıca açıp içeriye daldığımda odada sadece annemin olduğunu ve uyuduğunu gördüm. Derin bir oh çektim. O anda arkamdaki kapı sert bir biçimde kapandı. Panikle arkamı döndüğümde Hatice'yi kapının arkasında gördüm. Bir anda bağırarak üzerime atladı. Ben yere düştüm. O sırada yere kafamı vurmamla bayılmışım. Sabah bayıldığım yerde uyandım. Şaşkınlık içinde etrafıma bakındım. Annem uyanmış, havaya bakıyor ve inliyordu. Ayağa kalktım. Önce banyoya gittim. Hiçbir kan lekesi yoktu. Kendimi biraz toplayıp mutfağa gidip anneme yemek hazırladım. Güzelce kadının karnını doyurdum. Yatağını ve altını temizledim. Daha sonra Hatice'nin odasının kapısının açıldığını duydum. İlk başta korktum ama gündüz olduğu için
gece kadar zorluk çekmiyordu. Biraz sonra da Hatice odaya girdi. Hemen kalktım. Abla, benimle bahçeye gelir misin? Biraz hava alırız, konuşuruz. Seni çok özledim dedim. Ablam gülümsedi ve kafasını salladı. Beraber bahçeye çıktık. Ellerinden tuttum. Yeter artık, kendine gel. Çok zor günler geçiriyorum. Kabuslar, hayaller görüyorum. Yalnız başıma kaldım. Biliyorum, Mahmut olayından dolayı bana çok kızgınsın ama ben yalnız kaldığım için onu eve çağırdım. Başımızda biri olsun diye onunla evlenmek istedim. Sen bana o benim kocam diyerek saldırdın. O senin kocan değil, sen onu reddettin dedim. Hatice yüzünü biraz astı. Ablam, biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun ama benim seni o odaya almam doğru olmaz dedi. Şaşırdım. Neden? Yıllarca aynı odada kaldık ve şimdi beni neden almıyorsun dedim. Sen evli olsan, kocanla yattığın odaya beni alır mısın dedi. Sinirlendim ve ablama onun evli olmadığını anlatmaya çalıştım. Ablam en son sinirlenerek, yeter ben mutfağa gidiyorum, kahvaltı yapmam lazım, hamileyim dedi. Ardından içeri girdi. Ben de arkasından içeri girdim. Hatice mutfağa karnına tuta tuta gidiyordu. Fırsat bu fırsat diyerek odasına gizlice girdim. Karşımda gördüklerim beni şok etti. Duvarlarda, tavanlarda tırnak izleri vardı. Yerde tuhaf yazılar vardı. Daha önce böyle yazılar görmemiştim. Daha yakından görmek için yere çömeldiğim sırada kafama sert bir cisimle vuruldu ve yere serildim. Bayılmamıştım. Gözlerim kararmış. Başım dönüyordu. Kafamı tutarak kendimi güç bela sırt üstü yatırdım. Tepemde Hatice dikiliyor, bana bakıyordu. Konuşmadan ayağımdan tutup salona kadar sürükledi ve öylece bıraktı. Ardından yavaşça yürüyüp odasına gitti. Bir süre yerden kalkmadım. Yerde bir sağa bir sola doğru kafamı tutarak kıvranıyordum. Dışarıdan ezan sesi duydum. Akşam ezanı okunuyordu. Bir süre dinledim ve aklıma havanın karardığı geldi. Zor da olsa ayağa kalktım. Başım çok fena dönüyordu. Dış kapıyı açtım. Dışarıdaki gaz lambasını almak için ayağımı eşikten dışarıya attığımda ayağıma bir şey takıldı. Yerde yine o taş vardı ve ayağımla devirmiştim. İçinde küflenmiş sulu ekmekler vardı ve yere dökülmüştü. Hızlıca ekmekleri içine doldurup taşla beraber dışarı fırlattım. Gaz lambasını aldım, içeriye girdim. Annemin yanına yattım ve kendi kendime acaba bu gece yine ne çile çekeceğim diye düşündüm. Akşam 11'e kadar uyuyakalmışım. Uykumu yine gece vakti çalınan kapı sesi bozdu. Gözlerimi açtım. Bu sefer dış kapı değil, bahçe kapısı çalınıyordu. Gaz lambasını yaktım. Korkarak evin dış kapısını açtım. Ardından bahçe kapısının önüne geldim. Kimsiniz diye seslendim. Bir kadın sesi telaşla, kızım ben bakkal Yakup'un karısı. Hemen kapıyı aç dedi. Kapıyı yavaşça açıp ne var bu saatte, ne istiyorsun diye azarladım. Kadın ellerini birleştirip, kızım Mahmut Hatice'yi kaçırdı. Çaya doğru kızı sürükleyerek götürüyor dedi. Kadının söylediklerine inanmadım. Beklemesini söyledim ve kapıyı kapatıp içeri girdim. Hatice'nin odasına doğru ilerledim. Kapı açıktı. İçeride Hatice yoktu. Diğer odalara tek tek baktım. Koşarak kadının yanına tekrar geldim. Neredeler? Nereye götürdü ablamı diye telaşla sordum. Kadın, çaya giden yoldan gittiler. Kızı sürüklüyordu dedi. Kapıyı kapattım. Doğru çay yoluna koşmaya başladım. Oraya tek bir yol gidiyordu. Eğer ablamı sürükleyerek götürüyorsa ben koşarak onlara yetişirim diye düşündüm. Yoldan bir sopa aldım. Nefes nefese koşmaya başladım. 15 dakika kadar sonra dereye giden yolun sonuna geldim. Nerede olduklarını görmek için etrafa göz gezdirdim. Hemen ileride çayın yanında eski tarihi yıkılmış bir kale vardı. Onun tepesinde ufak ışıklar gördüm. Hemen oraya doğru koşmaya başladım. Kalenin merdivenlerine geldiğimde yavaşladım. Sessizce yukarıya doğru çıkmaya başladım. Bir süre sonra merdivenlerin bitişinden 10 metre ileride Hatice'yi yerde yatıyor halde gördüm. Etrafında mumlar yanıyordu. Mahmut'un arkası dönük, çantasından bir şeyler çıkartıyordu. Hemen üzerine koştum. Elimdeki odunla 3-4 defa Mahmut'un kafasına sertçe vurdum. Mahmut kafasını tutarak yere serildi ve sızlanmaya başladı.
Hemen Hatice'nin elindeki ipi açtım. Etraftaki mumları tekmeleyerek devirdim. Mahmut'un sırt çantasını uçurumdan atmak için elime aldım. Mahmut ayağa kalkmaya çalışarak "Dur, yapma!" diye bağırdı. Onu dinlemedim ve çantayı dereye doğru fırlattım. O sırada Hatice çoktan ayağa kalkmış ve karnını tutarak kalenin merdivenlerinden inmeye çalışıyordu. Mahmut zor bela ayağa kalkıp Hatice'yi yakalamak istedi. Ben hemen Mahmut'un üzerine atlayıp gitmesine engel oldum. Mahmut bir süre elimden kurtulmaya çalışsa da kurtulamadı. Daha sonra Mahmut beni dövmeye başladı. Hem de öldüresiye dövüyordu. Canım çok yanıyor ve karşı koyamıyordum. Bir süre sonra kendimden geçtim. Artık tam bittim tükendim derken biri gelip Mahmut'un kafasına çok fena vurdu. Mahmut bir anda yanıma serildi. Karşımda Bakkal Yakup'un karısı dikiliyordu. Elimden tutup beni oturttu. Elinde demir bir sopa vardı. Mahmut'un üzerine yürüyerek "Her şey senin yüzünden oldu. Ne yaptığını biliyorum." dedi. Mahmut sürüne sürüne uçurumun kenarına gitti ve aşağıya doğru kendini attı. Yaşlı kadın yanıma oturdu ve elimi tuttu. Ben güç bela bir şekilde "Neyi biliyorsun?" dedim. "Eve gidelim. Her şeyi anlatacağım." dedi. Beni bir süre dinlendirdikten sonra ayağa kaldırdı. Kadının evine vardık. Beni yatağa yatırdı ve yaralarımı bir bezle silmeye başladı. Ben "Anlat." dedim. Kadın iç çekerek "Bak kızım, sizinle yaşadığımız kavgadan sonra sinirlendim. Tüm olaylar için Hatice'yi suçladım. Öcümü almak için Hatice'ye büyü yaptırmaya karar verdim. Büyücü bir kadın vardı. Ona gittim. Durumu anlatıp büyü yaptırmak istediğimi söyledim. O da bana Mahmut diye biri geldi. O kıza zaten büyü yaptırdı dedi. Ben de bunu duyunca büyüden vazgeçtim. Olayın aslını araştırdım. Bu Mahmut denen uşağınız sizin mallarınıza göz dikmiş. İsteme olduktan sonraki gün Hatice tecavüze uğradığında oğlum dükkanda babasıyla çalışıyordu. O sıra Mahmut Hatice'yi bayıltıp tecavüz edip suçu bizim oğlana attı. Sizinkiler anlamadan dinlemeden gelip kocamı ve oğlumu öldürdü. Bu sayede Mahmut babanı ve abilerini hapse attırdı. Geriye annen ve siz kaldınız. Seni zayıf halkı olarak gördü. Ablanla da evlenmeyi düşündüğü için annene de büyü yaptırdı. Hatice evlenmeyince kızı cinlerden hamile bıraktırıp insanlara bebeğin babası benim diyerek düğün yaptıracaktı. Geriye sen kaldın. O kadına tekrar gidip seni de delirtmek için cinleri musallat etti. Bu sayede tüm mallarınıza konacaktı dedi. Duyduklarım bana şok üstüne şok yaşatıyordu. Peki madem öyle neden Hatice'yi daha kaçırdı dedim. Kadın anlamıyor musun? Hatice cinlerden hamile kaldı. O çocuğu cinlere verecekti. Bu ayini dağda yapacaktı. Hatice'nin doğumu geldiği için gitmişlerdir. Ama amacına ulaşamadılar dedi. Sabah ezanı okundu. Hatice'yi aramak için tekrar oraya gittim. Hatice etrafta yoktu. Dağları tepeleri, mağaraları tek tek gezdim ama ablamı bulamadım. Köylüye haber verdim. Hep beraber aramaya koyulduk ama yine bulamadık. Aramalar sırasında annemin ölüm haberini de alınca ben kafayı sıyırmıştım. Bu olayların travmasını atlatamadım. Uzun bir süre tek başıma kaldım. Daha sonra köyümüzden birisiyle evlendim. Ablamı aramayı hiç bırakmadım ama asla onu bulamadım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Her gece içindeki derin bir çığlıkla uyanmak nasıl bir şey bilir misin? Ya da aynaya her baktığında gittikçe çöken yüzüm. Her gün bu lanet iyice içten içe yer beni. Bodrumda bulduğum cesetler aslında benim ne olduğumu gösteriyor. Bazen bunlar az gelince kendi kolumda derin yaralar açarken buluyorum kendimi. Hayır, bu ben değilim. İçimdeki şeytan beni öldürmek istiyor. Ondan önce davranacağım. Ölümüm içimdeki bu lanet yüzünden olmayacak. Daha basit, daha kolay ama önce anlatmalıyım. Bununla birlikte ölemem. Hastanenin kayıt dosyalarını incelerken odanın kapısı hızlıca çalınıp odaya hemşire girdi. Yüzünde biraz tedirginlikle birlikte
korkunun izlerini hissediyordum. Gözlerini hafifçe kısarak, "Vedat Bey, hastanemize yeni bir akıl hastası getirildi," dedi. Neden bu kadar tedirgin olduğunu anlayamamıştım. Kapıdan yavaşça çıkarak beni hastanın odasına götürdü. Uzun ve dar koridorlardan geçip hastanın bulunduğu odaya girdiğimde hasta yatakta uzanmış 40 yaşlarında bir adam yatıyordu. Orta yaşlarda olmasına rağmen yüzü kırışıklıklarla doluydu. Aslında yüzü tanıdık geliyordu. Çok hızlı nefes alıyor, gözleri sürekli hareket ediyordu. Sanırım sakinleştirici verilmişti ama hafif bir mırıldanmayla sürekli şu sözleri söylüyordu. "Onu öldürdüm." Hastayı kirli ve yırtık avcı kıyafetleriyle yakınlardaki bir orman yolunda bulmuşlar. Gece vakti yolun üzerinde uzanmış bir vaziyetteymiş. Ne kadar uğraşsalar da sadece aynı sözleri tekrarlayıp kim olduğunu söylemiyormuş. Ailesine ulaşılamamış. Kendisini bulan çiftçiye saldırmış. Lakin çiftçi ani refleksle elindeki küreği kafasına vurarak onu bayıltmış. Hastaneye getirildiğinde yaptığı hareketlerden dolayı akıl hastası olduğuna kanaat getirilip bu hastaneye getirilmiş. Günlerce merak içinde onu izledim. Kanında uyuşturucu izi çıkmamasına rağmen göz bebekleri gereğinden fazla büyüktü. Yanakları günden güne iyice içine dönüyordu. İçinde bilinmeyen bir virüsün olduğunu düşünüyordum. Birçok test yapmama rağmen hiçbir hastalık belirtisi göstermedi. Sanki içindeki şey onun bütün organlarını çürütüyordu. Birçok kez onunla konuşmak istesem de aynı kelimeleri tekrarlayıp durdu. "Onu öldürdüm." Ümitsizce odasına girdim. Yapılan sakinleştirici sayesinde yatağında gözleri açık bir şekilde yatıyordu. Hastalığının bulaşıcı olma ihtimaline karşılık sadece bir hemşire ve ben odasına girebiliyordum. Gözlüklerimi çıkarıp yanındaki sandalyeye oturdum. Kafamı hafifçe yere eğerek bunun nasıl bir hastalık olduğunu düşünüyordum. Günlerdir pek uyumamıştım. İkide bir gözlerimden akan yaşı silerek gözlerimi iyice açmaya uğraşıyordum. Birden derin bir nefes sesi geldi. Hasta neredeyse çökmüş yüzünü bana çevirdi. Yüzüne birkaç saniye anlamsızca baktım. Gözlerini tavana dikerek "Benim için geldi," dedi. Birden yerimden fırlamıştım. Büyük bir şaşkınlık ve sevinçle birlikte onu soru yağmuruna tutmaya başladım. Derin bir nefes aldı. Sanki dediklerimin hiçbirini duymayarak "Onlar burada. O eve hiç girmemeliydim. Çok korkuyorum. Onu öldürdüm," dedi. Sonra "onu öldürdüm" sözünü tekrar etmeye başladı. O gün eve gittiğimde uyumak için çok uğraştım. Fakat o sözlerini düşünmeden duramıyordum. Hangi evden bahsediyordu? Kimi öldürmüştü? Ya da kimden korkuyordu? Sabah erken saatte kalkarak hastaneye gittim. İçtiğim kahve gözlerimi açmama yardımcı olsa da günlerdir çektiğim yorgunluk kahveyle geçecek gibi değildi. Arabamı otoparka park etmiştim. Yavaş adımlarla odama doğru yöneldim. Hemşire odamın önünde başı eğik bir şekilde beni bekliyordu. Yüzünü kaldırıp bana baktığında boynunda yoğun bir morartı izi oluşmuştu. Hafiften gözleri dolmuştu. Suçluluk hissiyle "O öldü," dedi. Gözlerimi hafifçe kısarak "Kim öldü?" diye sordum. Ağlamaya başlayarak "Hasta," dedi. Günlerdir baktığımız hasta, sabah hemşire ilaçları verirken birden üstüne atlamış. Boynunu elleriyle sıkmaya başlamış. Hemşire can havliyle hastayı yatağına itmiş. Hastanın yerinden kalkmadığını görünce hafifçe yaklaşarak yaşam belirtisi aramış. Ardından nabzını ölçmüş. Fakat hasta orada can vermiş. Hemşireyi büyük bir zorlukla suçlu olmadığına ikna ettim. Günlerdir çok yorulduğundan bir haftalık tatile çıkması için izin verdim. Lakin nasıl olur da yataktan düşerek ölmüş olabilir? İç organları çürümesine rağmen kemikleri sağlamdı.
Cesedinde yalnızca kırıklar değil, yanıklar da oluşmuştu. Derisi neredeyse kemiklerine yapışıyordu. Günlerdir bu olayı düşünüyordum. Bu bir hastalıksa kanında bir anormallik neden çıkmamıştı? Dayanamayıp hastaneden o hastayı bulan çiftçinin numarasını bulup hemen aramıştım. Bana hastayı bulduğu yeri tarif etti. Lakin oraya yalnız gidemezdim. Bu fazlasıyla tehlikeli olurdu. Tanıdığım birkaç arkadaşım vardı. Bir tanesi üniversitede öğretmenlik yapıyordu. Kürşat gerçekten çok bilgili bir insandı. Liseden arkadaşım Savaş vardı bir de. Bir de emekli subay Kenan. Hastaneden gerekli izinleri alınca yola koyulmuştuk. Yanıma bir sürü tıbbi alet ve ilaç almıştım. Bunun yeni bir hastalık virüsü olduğunu düşünüyordum. Kürşat ne olur ne olmaz diye hepimize silah dağıttı. Ne kadar karşı gelsem de karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz diyordu. Sonunda orman yoluna varmıştık. Araba toprak yolda ağır ağır ilerlerken ormanın görüntüsü gözüme çok farklı geliyordu. Ağaçlar aralıklı şekilde dizilmiş, bazı ağaçlar yarıdan kırılmıştı. Sanki bu ormana yıllardır ayak basan olmamıştı. Yol gittikçe daralmaya başladı. Neredeyse ağaçlarla birleşmek üzereydik. Savaş arabayı durdurup kalanını yürüyerek devam etmemizi söylemişti. Arabadan kameramı ve birkaç gerekli malzememi alıp yavaş yavaş ormanın içine karışmaya başlamıştık. Kürşat sık sık gördüğü ağaçların ne ağacı olduğunu, ne işe yaradığını anlatıyordu. Ben ellerimi cebime koymuş, kafam biraz yere doğru eğik bir şekilde hala olanları düşünüp bir çıkar yol bulmaya çalışıyordum. Kenan birden hızlıca kolundan tuttu. Vedat, ileride bir dağ evi var. İrkilerek etrafıma baktım. Ağaçların arkasında gizlenmiş bir ev gözüküyordu. Kenan silahını çekmişti. Ben saçmalamamasını söyleyerek silahı yerine koymasını söyledim. Yavaş yavaş eve doğru yöneldik. Evin etrafındaki bütün ağaçlar temizlenmişti. Evin etrafı taştan bir duvarla örülmüştü. Biraz eski bir evdi. Tahtalarının bazıları dökülmüştü. Pencereleri cam yerine tahtadan yapılmıştı. Çatısı eski evler gibi üçgen ve kütük ile örülmüş, eskimiş tahtaların rengi siyaha çalmaya başlamıştı. Sanki birkaç yüzyıldır oradaymış gibi gözüküyordu. Yavaşça balkonun merdivenlerinden çıkmaya başladık. Evin aksine kapısı sanki hiç bozulmamıştı. Savaş kapıyı kırmak için hazırlanırken Kürşat bir anda çıkışıp "Önce kapıyı çalsak daha iyi olmaz mı?" dedi. Kürşat kapıya elini attığında kapı kendiliğinden açılmıştı. Bir anda yüzümde hafif bir esinti hissetmiştim. Tüylerim diken diken olmuştu. Evin içi evin dış görünüşünden oldukça uzaktı. Sanki biri yaşıyordu. Bir sürü eski eşya bulunuyordu ama gayet temizdi. Eski ceviz ağacından oyulmuş koltuklar, birkaç tane duvarda asılı altın renginde şamdan ve evin salonunda güzel bir şömine duruyordu. İçi gayet büyüktü. Birçok odası ve ikinci bir katı bulunuyordu. Kürşat evin her tarafını inceleyip eşyaların kaç yıllık olduğunu tahmin ediyordu. Gece yavaştan yaklaşıyordu. Kenan ve Savaş dışarı çıkıp odun toplamaya gitmişti. Ben kameramı denemek için ayar yapıyordum. Bu arada Kürşat'la oturup konuşmaya başladık. Yüzüme dikkatlice bakarak "Bu evde ne bulmayı düşünüyorsun?" dedi. Aslında ben de ne aradığımı bilmiyordum. Gözlüğümü çıkardım. Camını silmeye başlamıştım. Kürşat gözlerini benden ayırmıyordu. Kurumuş gözlerimle yüzüne bakarak "Belki bir lanet" dedim. Çok geçmeden Savaş ve Kenan kucak dolusu ince uzun odun getirmişlerdi. Birbirlerine ormanın içinde gördükleri kocaman bir geyiği anlatıyorlardı. Odunları alıp şöminenin başına oturdum. Odunları üçgen şeklinde dizip ortasına kocaman bir kağıt sıkıştırdım. Attığım ateşle odunlar tutuşmaya başlamıştı.
Evin etrafında bulduğumuz birkaç büyük odunları da etrafına dizmeye başladım. Yanan ateşi gözlerimin içinde hissedebiliyordum. O kadar dikkatli bakıyordum ki ateşe, arada bir garip şekiller gördüğümü düşünüyordum. Ateşin bütün ışığı yüzüme vuruyordu. Alev sanki şöminenin içinde dans ediyordu. Odunlar çatırdadıkça çıkan kıvılcımların arasında yüzümü görür gibi oldum. Savaş, hafif bir tebessümle "Dikkat et, yüzünü yakarsın." dedi. Yüzüne biraz sertçe bakıp "Sanırım haklısın." dedim. Gece, sabah gibi sessiz değildi. Yakınlardan gelen kurt sesleri, baykuşların ürkütücü ötüşleri, durmadan eve vuran sert rüzgar arasında eve derin bir sessizlik bürünmüştü. Şenan cebinden çıkardığı bıçağını temizliyordu. Kimse bir şey sormak istemiyordu. Burada bulunmalarının amacını bile tam kavrayamamışlardı. Bunun yanı sıra kırık olan evin kapısı durmadan çarpıyordu. Savaş yavaşça ayağa kalkıp "Sanırım şu kapıyı sabitleyeceğim." dedi. Yüzüne bakıp "Olur" anlamında kafamı salladım. Savaş odadan çıkmıştı. Bıçağını temizleyen Kenan bıçağı bırakıp yüzüme dikkatlice bakmaya başladı. "Vedat, acaba yanlış şeylerin peşinden mi gidiyoruz?" dedi. Yüzüne anlamsızca bakıp "Nasıl anlamsızca şeyler, açıklar mısın?" dedim. "Ne bileyim, böyle şeylere inanmayalı yıllar oldu. Belki de yanlış yerde, yanlış şeyi arıyoruz." dedi. Çok sinirlenmiştim. Bu konuda konuşmak istemiyordum. O adam hiç normal değildi. Bunların bir açıklaması olmalıydı. Sessizce kafamı yere eğdim. Herkes bir anda sustu. Sessizce beklemeye başladık. Bir müddet sonra Kürşat, "Savaş neden hala gelmedi?" diye çıkışmaya başladı. Aslında aradan uzun bir zaman geçmişti. Kapıyı kapatmak için uzun bir zamandı. Duvardan bir şamdan alıp kapıya doğru yöneldim. Bu evin her yerinde kalbim deli gibi çarpıyordu. Zifiri karanlık içinde mum ışığının titreyen ateşiyle yolumu aydınlatmaya çalışıyordum. Kapıya varmıştım. Kapının arkasına bir odun sıkıştırmıştı. Peki Savaş nereye gitti? Yavaş yavaş evin üst katına çıkmaya başladım. Merdivenlerin gıcırdayan sesinde kalbim deli gibi atıyordu. Işık sadece bir metre kadar önümü aydınlatıyordu. Ellerim titremeye başladı. Üst katta bütün odalar yan yana dizilmişti. İlk iki odanın içi neredeyse boştu. Üçüncü odaya geldiğimde kapı sanki arkadan kapatılmıştı. Mumu söndürmemeye çalışarak kapıyı kırmaya çalışıyordum. Yavaş ama sert bir şekilde kapıyı açmaya çalışıyordum. Büyük bir gürültüyle kapı açılmıştı. Etrafı iyice süzerek "Savaş" diyerek seslendim. Gözlüklerimi hafifçe düzeltip odaya yavaş adımlarla yürüdüm. Tahtadan yapılmış ufak penceresi açılmıştı. Orman bütün dehşetiyle gözlerimin önündeydi. Gözlerim yerdeki ufak masaya ilişti. Biraz uzaktan zor görülse de üstünde bir şey vardı. Elimdeki mumu oraya tuttum. Küçük sayılabilecek biçimsizlikte yırtılmış bir kağıt duruyordu. Sanırım burada bizden önce başka insanlar yaşamış. Kağıdı elime alıp okumaya başladım. Çok korkuyordum. Av bitimi akşama kadar sürdü. Arabadan çok uzaktık. Her taraftan kurt sesleri geliyordu. Bu eve sığındık. Ne oldu ben de bilmiyorum. Ayağa kalkmıştım. Gözümü kırptım. Açtığımda arkadaşım kafama silah dayamıştı. "Ne yapıyorsun? Deli misin?" diye çıkıştım. Sanki gözü dönmüştü. "Hayır, sen o değilsin." diyerek ağlamaya başladı. Artık yalvarıyordum. Hafifçe silahını yere indirdi. Tekrar gözümü açtığımda yerde kanlar içinde yatıyordu. Hareket etmiyordu. "Allah'ım, ben ne yaptım? Onu öldürdüm. Kendimi bu odaya kilitledim. Çok korkuyorum. Buradan gitmem gerek." Gözlerimi kocaman açmıştım. Bu o olabilirdi. Bu evden kaçmıştı. Sanırım camdan atlamıştı. Derin düşüncelere dalmıştım. Ben olayın gerçekliğini düşünürken birden ensemde bir nefes hissetmiştim. Kafamı hafifçe kapıya doğru çevirdim.
Gördüğüm yüz karşısında korkudan havaya sıçramıştım. Kalbim deli gibi çarpıyordu. "Kürşat, korkma Vedat. Benim Kürşat. Senin de kaybolduğunu sandık," dedi. Kalbim artık iflas edecek gibiydi. Hafifçe çömelip derin derin nefes almaya başladım. Kürşat hafifçe omzumdan tutup birkaç kez özür diledi. "Savaşı alt katların hiçbirinde bulamamışlar." Derin bir nefes alıp üst katlarda da olmadığını belirttim. Yavaşça kapıdan çıkarken ayağıma bir şey değmişti. Eğilip baktığımda yerde araba anahtarı duruyordu. Yavaşça elime alıp inceledim. Sanırım arabasının anahtarını burada düşürmüştü. Yavaş adımlarla Kürşat'ın arkasından merdivenlerden indim. Gece olunca ev tamamen sabahki güzelliğinden yoksunlaşmıştı. Eşyaların mum ışığında yansıyan korkunç gölgeleri eşyaların görüntüsünden oldukça uzaktı. Kürşat şömineli odaya girmişti. Odaya adımımı atacağım sırada yan odada duvara asılı birkaç tablo gözüme çarpmıştı. Şamdanı odaya doğru çevirip karanlığın ortasından yavaşça odaya ilerledim. Duvarda asılı tablolar oldukça eski ve karanlık çizimlere benziyordu. Yan yana olan iki tablo birbirlerini tamamlıyor gibiydi. Tamamen siyaha bürünmüş iki kişi bir keçinin boğazını kesiyorlardı. Akan kan yere dökülürken suya dönüşüyordu. Hemen karşısında bir tablo daha bulunuyordu. Çoğunlukla koyu renklere boyanmış bu tablo çok karışık çizilmişti. Lakin biraz anlaşılıyordu. Bir evin önüne insanlar toplanmıştı. Bu insanlar beyaza boyanmıştı. Önünde kocaman bir ateş ve ateşin içinde biri vardı. Bu kişi ise siyah, ateş ise kırmızıya boyanmıştı. Kalan her şey gri'nin tonlarındaydı. İnsanların arasında küçük bir çocuk vardı. O da siyaha boyanmıştı. Bir anda zihnimi garip bir karamsarlık kaplamıştı. Yavaşça elimi resme uzattım. Parmak uçlarım resme dokunduğu an beynime şimşek çakmış gibiydi. Garip rüyalar görmeye başlamıştım. Bir çocuk görüyordum. Gözlerinin içinde kocaman bir ateş vardı. Elindeki koyunun gözünü yavaşça sıkıp suyunu yüzüne sürüyordu. Sonra kalabalığa karışıp karşısında yanan kişiyi sakince izliyordu. Gördüğüm rüyalar saniyeler içinde geçiyordu. Ve o çocuk sonra yok oldu. Sadece ev görünüyordu. Yavaşça düştüğüm yerden kalktım. Başım çok kötü ağrıyordu. Biraz sarsılarak yavaş adımlarla odadan çıkmıştım. Mumun söndüğü için karanlığa bir an için aldırmadan şömineli odaya doğru yönelmiştim. Sersemlemiştim. Yavaşça odaya girdim. Odada hiç kimse yoktu. Birkaç kez Kürşat, Kenan diye bağırdıktan sonra duvardaki son şamdanı alıp odadan çıktım. Yeniden üst kata çıkmaya başlamıştım. Üçüncü odadan sonrasına bakmamıştım. Uzaktan boş bir duvardan fazlası görünmüyordu. Giderek duvara yaklaştım. Yarı siyah duvarın yanında başka oda bulunmuyordu. Ama tavana baktığımda çatıya çıkan kocaman bir merdiven sallanıyordu. Korkuyla almamak için tereddüt etmeme rağmen bir sıçrayışta merdiveni tutmuştum. Çimden bir ses oraya çıkmam için beni cesaretlendiriyordu. Yavaşça merdivenlerden tırmanmaya başlamıştım. Şamdanı elimde o kadar sıkı tutuyordum ki bazen demirin elimde ezildiğini hissediyordum. Gözlüklerim sanki gözüme batıyordu. Elimi çatının zeminine atıp yavaşça kendimi kaldırdım. Ancak eğilerek yürüyebileceğim bu çatıda nefes almakta gitgide zorlanıyordum. Sabahın güneşinden olsa gerek çatı katının sıcaklığı yüzünden terliyordum. Yavaşça ilerlemeye başladım. Fare sesleri ve tahtaların gıcırtılı sesi karşısında geri dönmek için her adım attığımda vazgeçip tekrar devam ediyordum. Alan daraldıkça nefes almak zorlaşıyor, yüzümden damla damla terler iniyordu. Mumdan çıkan pasif ışıkla az ötede bir şey parlamıştı. Yavaşça oraya doğru yönelmiştim. Bu bir sandığa benziyordu. Dışında ise
Bazı metallerle garip desenler çizilmişti. Yavaşça sandığın kapağını açtım. Sandığın içinde kocaman yazılarla veda yazan bir kitap bulunuyordu. Kitabı açtığım anda ensemde şiddetli bir nefes ile birlikte garip üşüme hissetmiştim. Ani refleksle hemen arkama döndüm. Arkamda kimse yoktu. Kitap Arapçaya benzeyen bir alfabeyle yazılmıştı. Okuyamayacağımı anlayınca kitabı montumun içine sıkıştırdım. Merdivenlere doğru yönelip şu lanet çatıdan inmek istiyordum. Geldiğim gibi hızlı bir şekilde merdivenlerden aşağıya indim. Ormandan gelen korkunç seslerin etkisinde bedenim yavaştan titriyordu. Yeniden Kürşat'ı ve Kenan'ı görürüm ümidiyle merdivenlerden hızlıca inip şömineli odaya yönelmiştim. Yavaşça odanın kapısını açtım. İçeride şamdan kalmadığı için sadece şöminenin ateşi odanın bazı yerlerini aydınlatıyordu. Koltukta birisi oturuyordu. Yavaşça yanına yaklaştım. Arkası dönüktü. Daha da yaklaşıp dikkatlice bakarak "Savaş, sen misin?" dedim. Savaş yavaşça arkasını dönüp ayağa kalktı. Yüzü ölü gibi bembeyazdı. Titreyen bir sesle "Onu bulmuşsun Vedat," dedi. Şimdi yüzüne daha ciddi bakıyordum. Kafasını hafifçe yere doğru eğdi. Ben yüzünü görmek için biraz daha yaklaştım. Yavaşça başını kaldırırken iyice gerilmiştim. Yüzünün çoğu yanmıştı. Kararmış derisi kemiğine kadar yapışmıştı. Gözleri tamamen beyaz ve yuvalarından fırlayacak gibi dışarıdaydı. Yüzüme hafifçe gülümsemişti. Dişleri birbirinden ayrılmış, dik uzanıyordu. Yavaş adımlarla üzerime doğru ilerliyordu. Her adımımda hafif bir mırıltıyla varlığını inkar ediyordum. Pencereler kırılacak gibi açılıp kapanıyor, şöminenin ateşi alevleniyordu. Rüzgar her eve vuruşunda sanki ev sallanıyordu. Kalınlaşan iğrenç sesiyle "Onu bana ver," diyordu. Ne dediğini anlamıyordum. Ellerim titremeye başlamıştı. Kendimi odadan atmak için kapıya koştum. Fakat kapı kilitliydi. Sırtımı duvara yaslamış, çaresizce bekliyordum. Bana gittikçe yaklaşıyordu. Sanki bedenim felç geçirmiş gibi hareket edemiyordum. Kararmış elleri bana daha da yaklaşıyordu. Kalbimin artık atmadığını hissediyordum. Boğazımdan tutarak beni tavana kadar kaldırmıştı. Her "onu bana ver" dediğinde elin sallandığını hissedebiliyordum. Nefesim kesiliyor ve yavaşça yüzüm morarıyordu. Ruhumun ağzımdan çıkacağını hissediyordum. Bir anda vücudumda toplanan bir cesaret ile arka cebimde duran tabancayı çıkarıp bütün kurşunları onun karnına boşalttım. Elini boğazımdan çekip yere yığılmıştı. Deli gibi nefes almaya çalışıyordum. Yerde cansız yatan yaratığa yavaşça yaklaştım. Bu savaş olamazdı. Yüzüne bakmak için iyice yaklaşmıştım. Bir ses duydum. Sanki nefes alıyordu. İyice yaklaşmıştım. Bir anda gözlerini açmasıyla yerimden sıçradım. Beni duvara yapıştırmıştı. Sol elini karnıma koyup hafifçe içine doğru bastırıyor. Uzun tırnaklarının karnıma girdiğini hissedebiliyordum. Attığım çığlıklar boş evin duvarlarında yankılanıyordu. Gözlerimin kapandığı sırada çok şiddetli bir gürültü duydum. Gözlerimi açtığımda şöminenin karşısında yatakta uyuyordum. Şat hemen karşımda oturuyor. Kenan ise yerde yaratığa bakıyordum. Rüşat uyandığımı görünce hızlıca gözlerimi ve bilincimi kontrol edip "Ölmediğine çok sevindik," dedi. Başımın ağrısını önemsemeden hafifçe doğrulup "Bu evden gitmemiz gerektiğini söyledim." Kenan eliyle paltomun içindeki kitabı işaret etti. Hiçbir fikrim yoktu. Göğsümdeki kitabı çıkarıp Kürşat'a verdim. Kürşat gözlüğünü takıp kitabı eline almıştı. Büyük bir ciddiyetle kitabı inceliyordu. Kenan merakla "Ne yazıyor?" dedi. Kürşat Farsça yazıldığını bildirdikten sonra titreyen sesiyle "Bu bir büyü kitabı," dedi. Biraz okuduktan sonra "Burada kötü büyüler ve büyücüleri bağlamak ya da yok etmek için bir büyü yazıyor," dedi. Hızlıca atılıp
Ne yapılması gerektiğini sordum. Önce bir çeleğe ihtiyacımız var. Sonra bir odunun yanmış ucu ile kitapta gösterilen şekiller çizilecek. En son çelik güzel bir kumaşa sarılıp yazıların sözleri okunacak. Enan hemen cebindeki bıçağını çıkarıp Kürşat'a uzatmıştı. Yavaşça kitaba bakıp bıçağın üzerine şekilleri çiziyordu. Bir kare çizmişti. Onun içinde de daha küçük bir kare. Büyük karenin iki köşesinde kıvrılan bir ok, diğer iki kenarında ise üçe benzeyen ama kuyruğunun daha uzun olduğu bir şekil çizdi. Küçük karenin içine ise sadece bir göz çizmişti. Evde bulduğumuz temiz bir kumaşa sardıktan sonra yavaşça şu sözleri okumaya başladı. Bu sözler büyüyle ilgili olduğu için söyleyemiyorum. Yavaştan sesi yükseliyor ve daha da sertleşiyordu. O söyledikçe şekil sarı bir renge bürünüp bıçak ısıtılmış gibi narlaşıyordu. Kürşat söyledikçe evde deprem etkisi yapıyordu. Bir yere tutunmuştum. En son söyleyişten sonra yere düşüp bayılmıştı. Kürşat yavaşça yerden kalkıp bıçağı Kenan'a uzattı. Kenan aldığı sırada bir hareketlenme oldu. Yerde öldüğünü düşündüğümüz yaratık bir anda Kenan'ı ayağından yakalamıştı ve kendine doğru çekmişti. Kenan kanayan bacağını aldırmadan bir anda bıçağı yaratığın kalbine sapladı. Bıçak girdiği an yaratığın kalbinden dumanlar çıkıp tutuşmaya başladı. Kenan aksayarak ayağa kalktı. Ayağı yaralanmıştı. İlk adımda düşer gibi oldu ama tam zamanında yakaladım. Kısık bir sesle başının döndüğünü söyledi. Sürekli gözlerini ovuyordu. Önemsemeden hızlıca odadan ayrıldık. Odadan çıkacağımız zaman Kenan bir anda durup gelmeyeceğini söyledi. Çok şaşırmıştık. Yavaşça kanayan bacağını açtı. İçi kan yerine mor bir sıvı ve şişliklerle doluydu. Yavaştan derisi kuruyordu. Hafif ağlamaklı olarak ben sizinle gelemem, yalnızsınız dedi. Sonra yavaşça elini uzatıp bıçağı istedi. Kürşat, hayır, tedavisi bulunabilir deyip deli gibi haykırdı. İstediğini reddetse de yapılacak başka bir şey yoktu. Bıçağı eline alıp yüzümüze uzunca baktıktan sonra hızlı bir şekilde bıçağı sapına kadar kalbine sapladı. Biraz ayakta kaldıktan sonra ağzından kanlar akarak yere yığılmıştı. Kürşat haykırarak ağlıyordu. Birazdan ağlaması öfkeye dönüşmüştü. Beni suçlayıp hızlıca göğsümden itmişti. Söyleyecek sözüm yoktu. Haklıydı. Sadece kafamı yere eğebilmiştim. Ardından kısık bir sesle buradan çıkmalıyız dedim. Yavaş adımlarla evden çıkmıştık. İçimde izlendiğimize dair şüpheler vardı. Ortalık olduğundan daha da sessizdi. Ne uluyan kurt sesi vardı ne de öten bir baykuş sesi. Kürşat bana sinirli olduğu için bir metre kadar önümden yürüyordu. Orman sabahkinden kat kat daha korkunç görünüyordu. Ağaçların kurumuş dalları yaprak sayısından fazlaydı. Çalılar üzerinde bile fazla yeşillik yoktu. Şimdi orman yoluna girmek üzereydik. Kürşat bir anda durdu. Bir ses duyduğunu söyledi. Yavaşça ormanın içine göz gezdirmeye başladık. Sanki kuru ağaçların arkasında bir şey vardı. Hava zifiri karanlık olduğu için net bir şey söyleyemiyorduk. Kürşat silahını çıkarıp ağaçlara doğru yöneldi. Ağacın arkasına bir anda silahıyla dönmüştü. Fakat hiçbir şey yoktu. Lakin onun arkasındakini görünce sanki dilim tutulmuştu. Bu oydu. Rüyamda gördüğüm çocuktu. Yüzü tamamen kırmızı renkli ve gözleri bembeyazdı. Bedeni tamamen yoktu. Karnı yarıya kadar yarılmış. İç organları görünüyordu. Bir anda Kürşat'ın ağzından tutup ağzından içine toz gibi giriyordu. Kürşat'ın gözleri yavaşça geriye doğru gidiyor, yüzü beyazlaşıyordu. Geriye birkaç adım attıktan sonra koşarak ormanın içine dalmıştım. Ormanın içinde deli gibi koşuyordum. Çalılar ayaklarımı, ağaçlar yüzümü parçalıyordu. Birkaç kez neredeyse kafamı ağaç dalına vuruyordu.
Kalbim öyle hızlı atıyordu ki, sesi sanki yankılanıyor, hızlı nefes almam bile yetmiyordu. Yüzümden akan kanın gözüme dolmasını bile önemsemiyordum. Hava zifiri karanlık olduğu için yolumu bulamıyordum. İçimden sürekli şu sözleri söylüyordum. Allah'ım, hiçbir yol yok burada. Burada ölemem. Bir anda görmediğim bir yamaçtan tekerlek gibi yuvarlanmaya başladım. Yuvarlanışım bir ağaca sertçe sırtımı çarparak son bulmuştu. Ayağa sendeleyerek kalktım. Birkaç kere adım atınca yere yığılmıştım. Tekrar sendeleyerek ayağa kalktım. Zifir karanlık olan orman şimdi bulanık görünüyordu. Acıdan inleyerek yavaş adımlarla kaçarken birden arkamda bir ses duymuştum. Bana doğru geliyordu. Yüzü çürümeye başlamıştı. Her attığı adımda yeşillenmeye başlamış toprak çöl gibi kuruyordu. Adımlarım iyice hızlanmıştı. Arkamdan boğuk bir sesle "Boşuna kaçma, burada öleceksin" diyordu. İleride küçük bir yol görmüştüm. Sendeleyen adımlarım iyice hızlanmıştı. İyice yaklaşınca yolun hemen yanında bir araba olduğunu gördüm. Bu bizim araba değildi. Hızlıca camı kırmak için sert bir şey aradım. Fakat yoktu. Sinirden deliriyordum. Bir anda cebimdeki anahtarlar aklıma geldi. Titreyen ellerimle hızlıca anahtarları cebimde ararken anahtar yere düşmüştü. Almak için bir gayretle eğilirken birden bir şey beni sırtımdan yakalayıp taş gibi ağaca fırlatmıştı. Nefes almak için uğraşıyordum. Ciğerlerim patlamış gibiydi. Yerimden kalkamamıştım. Bir anda boynumdan tutup beni ağaca vurmaya başladı. Her vuruşumda gözlerim iyice kapanıyordu. Yavaştan, kan akan dişlerinden hem etinle ziyafet çekeceğim hem de ruhunla diyordu. Kafamın kırıldığını hissediyordum. Son gücümle cebimdeki bıçağı alıp tüm gücümle karnına sapladım. Beyaz gözleri kocaman açılmıştı. Yavaşça yere düştü. Bıçağı karnından çekip arabaya yöneldim. Anahtarların yanında bir de ufak bir not kağıdı vardı. Onu da alıp arabaya bindim. Tam çalıştırdığım anda birden araba bir şeye çarpıp durdu. Arka camda kocaman kanlı bir el izi vardı. Yavaşça arabadan indim. Yaratığın ayağı tekerleğin altında kalmış, neredeyse kopmak üzereydi. Yarısını da koparmak için uğraşıyor, garip sesler çıkarıyordu. Birden eski haline dönmüştü. Bu Kürşat'tı. Kürşat yardım et diye inliyordu. Lakin yardım edemezdim. Çünkü o artık Kürşat değildi. Yavaştan, yaş süzülen gözlerinden, "Lütfen ölmeme izin verme. Benim bir ailem var. İki tane çocuğum var. Onlara bakmam lazım. Lütfen kurtar beni" deyip gözlerimin içine bakıyordu. Kısık bir sesle özür dileyip bıçağı sapına kadar kafasına saplamıştım. Sağır eden bir çığlık atarak yanmaya başladı. Hızlıca tekerleği çıkarıp yola koyuldum. Güneş ufukta yeni yeni görünüyordu. Karnımda hafif bir ağrı vardı. Birçok kemiğim kırılmıştı. Hızlıca nefes almak için uğraşıyordum. Aklıma birden bulduğum not geldi. Yavaşça kağıdı açtım. Bu hastanedeki adama ait. Notta şunlar yazıyordu. "Onu öldürdüğümü sanmıştım. Bana dokundu. Şimdi beni öldürecek. Lütfen bunu okuyorsanız aileme haber verin. Ben Savaş Çağlayan. Hayır, bu olamazdı. Bu arkadaşım savaştı." Karın ağrım iyice artıyordu. Yavaşça karnımı araladım. Karnımda olan deliklerin yerine şimdi mor bir sıvı yeşilçiklerle doluydu. Allah'ım, o lanet şey içimdeydi artık.